Birazdan kendine gelir. Şimdilik kontrol altında ama durumu kötüleşecek. Ateşi 39.2. Sizin yüzünüzden. Bütün bu olanların hepsi sizin yüzünüzden. Bu kadarcık çocuk nasıl kaldırsın bu kadar kaosu? Doğal tabii ki böyle olması. Kaldıramadı işte. Bakın o Ali denen doktoru bir daha çocuğumun etrafında asla görmek istemiyorum. Ayça Hanım, bütün doktorlar aynı fikirdeyiz. Bu çocuğun ameliyatı... Antibiyotiğini değiştirin yeter. Bitti. Bu hastanenin bir başhekimi. Biz yardımcı olalım. Size mi sordum hanımefendi? Başhekim misiniz siz? Tamam. Başhekimimizin ismi Adil Erinç. Odası 3. katta. Buyurun görüşün. Allah Allah. Allah Allah ya. Öyle bir rezalet olamaz. Şimdi göstereceğim hepinizi. Pardon hanımefendi. Bir sorun mu var? Yönetici misiniz beyefendi? Daha iyisi. Gazeteciyim. Gazetecisiniz. Hı hı. Güzel. Tamam, benim size anlatacaklarım var. Bu hastanede çalışan Ali diye bir doktorla ilgili. Ne güzel oldu ya, değil mi böyle? Bana bak, sen gaza basmadan söyleyeyim, bir kahve içelim diye molaya çıktım ben. Çıkmıyoruz biz yani. Yanlış anlamıyorsun değil mi? Hocam ne yanlış anlayacağım ya? Şimdi biz bu ay sonuna kadar böyle... Bir 5-10 kere daha falan görüşürüz. Sonra dışarıda devam ederiz. Bir iki hafta da öyle devam etse... Sonra bir bakmışsın aileler tanışmış. Sonra bir nişan, bir seneye kalmadan bir düğün, bir çocuk. 2 seneye kalmaz tamam bu iş. Nasıl? Ya Güneş, şimdi senin delirmeni bir kenara koyalım. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Söyle. Ben seneye burada yokum. Nasıl yoksun? Yokum işte. Bak kimseye söylemeyeceksin ama. Tamam. Söz ver. Söz. Hukuk okuyorum ben 2. öğretim. Beliz Hanım gibi avukat olacağım. Bir senem kaldı. Ne diyorsun? Evet. Seneye değildir o ya. Seneye olsa duramazsın. Ne diyorsun? Bir dakika. Kapı gibi hukuk departmanı var hastanemizin. Oraya girersin. Orada yaparız nikahı. Evet Güneşciğim, belli ki bizim ilk tanışma faslımızın burada sonuna geliyoruz. Sağ ol. Ay güleyim. Deme bir şey. Tamer değil mi o? Çocuk kaçıyor. Yanında kimse yok. Koş, herkese haber ver. Tamam. Araba çarpacak. Tamer! Kardeşim sen bana 50.000 lira... 5.000 lira aşağı veremez. Bir dakika. Hop! Şşş! Ne oluyor ya? Hey! Şşş! Ne yapıyorsun? Çıksana! Ne yapıyorsun? Çıksana dışarıya! Çıksana! Alo! Hey! Tamer! Tamer abi, ne yapıyorsun abi? Bir saniye bana bırakır mısınız lütfen Tamer? Ne? Dalga bir saniye beyefendi şey lütfen bana bırakın. Şey Tamer! Tamer ne yapıyorsun abiciğim? Hadi kapıyı aç. Tamer! Ateşin yükseliyor bak. Ne olur kapıyı aç hadi. Açmayacağım. Tamer! Bak ilaçlarını alman gerekiyor abicim. Hadi ne olur kapıyı aç. Açmayacağım kapıyı. İlaçlarını alman gerekiyor. Lütfen. Hadi Güneş. Tamer. Ne yapıyorsun oğlum? Açsana kapıyı. Oğlum. Ne yapıyorsun Tamer? Aç çabuk kapıyı. Açmayacağım. Hanımefendi lütfen sakin olun. Biz yola atladı zannettik. Ama arabadaymış. Düzelteceğiz durum. Merak etmeyin. Tamer. Hocam boğazına bakın. Ateşi yükselmiş olabilir, enfeksiyon kapmış olabilir. Tamer, oğlum aç kapıyı, aç anneciğim. Aç çabuk kapıyı. Hadi aç kapıyı. Bir dakika. Tamerciğim, sen bir şeyden mi korktun? Ha? Aç bak. Hadi aç kapıyı, biz birlikte konuşalım. Ne dersin? Olmayacağım ameliyat. Ben söyleyemeyeceğim bir daha. Öyle bir şey yok. Hiç öyle bir şey yok ki. O çok küçücük bir ameliyat. Sen tekrar şarkı söyleyebileceksin. Duydum sizi. Duydum. Hocam camı kırıyorum. Çocuk bayılacak. Hop saçmalama. Ne tamam, camı kırıyorsun? Tamam sakin olun beyefendi. Olur mu öyle şey? Beyefendi oksijen alması lazım çocuğun. Lütfen sakin olun. Hayret. Tamam bakın sakin olun. Kulaklığında müzik yok. Yani sakin olun lütfen. Sakin olun var. Camı kırın. Tamam karşılayacağız hiç merak etmeyin. Hayır cam var. Çocuğa zarar gelmeyecek. Hayır cam var. Parçalamayın lütfen. Bana güvenin lütfen. Ya hayır lütfen. Güneş dur. Dur. Ali devam et. Devam et. Kulaklığında müzik yok. İnsanları duymamak için yapıyorsun. Yani insanları duymamak için takıyorsun onu. Tıkaç gibi. Ben de kulaklarımı kapatıyorum hep. İnsanları duymamak için. Korkuyorsun. Ben de korkuyorum. Neden biliyor musun? Yalnız ölmekten. Abim ve tavşanım cennete gitti. Peki ya ben gidemezsem? Bazen insanları istemeden kırıyorum. Aklıma geleni hemen söylediğim için insanları üzüyorum. Belki de bu yüzden cennete gidemem. Burada da insanlar beni istemiyor. Bana kötü davrananlar oluyor. Ama ben onların yanında duruyorum. Onlardan kaçmıyorum. Bazen kaçtığım oluyor. Ama sonra geri dönüyorum. Benimle dalga da geçseler? Beni istemeseler de ben onların yanında kalmak istiyorum. Sen benden daha şanslısın Tamer. Gördün hastanede çocuklar seninle arkadaş olunca nasıl sevindi. Sana bir şey olursa herkes çok üzülür Tamer. Annen seni çok özler. Hadi aç şu kapıyı lütfen. Senin neler hissettiğini çok iyi biliyorum. Seni çok iyi anlıyorum. Çünkü ben de bazen senin gibi oluyorum. Bazen kaçıyorum. Ama sonra geri dönüyorum. Sen de geri dön Tamer. Geri dön. Çünkü yalnızlık çok kötü bir şey. En kötü bir şey. Teşekkür ederim. Ayça Hanım, artık geçmemiz lazım. Bir an önce hastaneye gitmemiz lazım. Teşekkür ederim. Lütfen. Hadi şöyle alalım. Yine top koşturacaksın, okula gideceksin, arkadaşlarla rahat rahat oynayacaksın, kocaman adam olacaksın. Çok iyi olacaksın. İnsan en çok en ufağına kıyamıyor. Bilmem neden. Belki kabahatle işliyoruz çocukları büyütürken. En ufağı son şans gibi mi geliyor bilmem ki. Benim annem de sizin gibiydi. Kendi için bir şey yaptığını görmedim hiç. Senin anan ne güzel yetmiş sana. Okutmuş. Aslan gibi doktor etmiş. Ben yetemedim. Yerleri temizledim. Bulaşıkçılık ettim. Karınlarını doyurdum ama... birini verdim kasaba çıra. Birini bakkala. Çocuklarım. Ama Adem okuyacak inşallah. Büyük adam olacak. Maalesef okuyamayacak. Testleri yaptık. Ameliyat bir opsiyon değil. Ama siz bir şey yaparsınız demişlerdi. Keşke. Keşke. Şu an o kadar üzgünüm ki buraya boşu boşuna geldiğiniz için. Yalvarırım. Gönderme bizi. Yalvarırım. Nereye gideriz biz? Saadet Hanım. Nereye gideriz? Söyle Allah'ını seversen. Kulun köpeğim olayım. Kulun olayım. Kulun köpeğim olayım. Saadet Hanım lütfen, lütfen, lütfen. Anam olsa nereye giderdi? De bana. Kulun köpeğim olayım. Benim vermemiz. Tamam. Bak gel buraya. Şöyle yapacağız. Size hemen taburcu etmeyeceğim. Tamam. Adem ilaç tedavisine başlayacak. Ağrılarını azaltacağız. Daha iyi hissetmesini sağlayacağız. Daha sonra sizi taburcu etmekten başka yapabileceğim bir şey yok. Çok üzgünüm. Anne, bir şey mi oldu? Yok canım. Bir şey olmadı oğlum. İyiyim ben. Merhaba. Merhaba doktor abi. Nasılsınız? İlaçlarınızı getirdiler mi? Getirdiler, sağ olasın. Getirdiler, içtim. Aferin. O zaman ben de sana bir şey getirdim. Görmek ister misin? İsterim. Sürpriz. Al hadi al. Sana getirdim. Zahmet etmeseydiniz. Ne demiştin? Bak böyle ağzı burnu falan hep yer değiştiriyor. Bende de vardı çocukken. Öp bakayım doktor abinin elini. Teşekkür et hadi. Yok, öpeyim. Allah razı olsun. Sağ olun. Sizin de çocuğunuz var herhalde. Yok, benim çocuğum yoktu. Ben size çok kısa bir şey konuşabilir miyim? Ya biliyorum çok garip gelecek ama yani şu oyuncağı kantinde bulduk deyin, gökten düştü deyin ama benim verdiğimi söylemeyin, olur mu? Siz nasıl diyorsanız doktor bey. Teşekkürler. Allah razı olsun. Adem! 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 Adem, beni duyuyor musun? Adem! Hemşire hanım! Adem! Çabuk Ferman hocayı çağır. Tamam, bir dakika. Sakin olun. Adem, duyuyor musun beni? Adem! Yardım edebilir miyim? Bizim doktorumuz var zaten. Biliyorum Ferman Hoca. Hastasına karıştığımı duyunca çok kızacak. Ama ne yapayım? Ben bu işe en çok çocuklara yardım etmek için girdim. Ama ettirmiyor. Annesi ettirmiyor. Razı olsun senden. Ben sevinirim bile. Bak, burada yazıyor her şey. Teşekkürler. Ne yapıyorsunuz? Konuş şeker. Ölümden başka bir şey gelmiyor ki. Küçükken annem bana okumuş pirinç yuttururdu. İyi olayım diye. Siz iyi bir annesiniz. Ben annemi çok seviyorum. Sev tabii. Çocuklarını düşünmeyen anneler var bu hastanede. Bu doğru değil. Bak. Geri getireceğim. Bittiğin oyuncak. Çocukta endokardit başlıyor. Aritmisi de gitgide kötüleşiyor. Ya belki aritmi sol ventrikül disfonksiyonunun bir göstergesidir hocam. O zaman ektopisinde düşüş görürdük. İlaçlar işe yaramıyor mu, çalışmıyor mu? Gradiyentini yükseltmek için kalsiyum kanal blokörünü deneyebiliriz. Deneyelim. Buldum hocam. Buldum hocam. Buldum. Ne buldun? Adem için bir fikir buldum. Mitral kapağın yerini değiştirebiliriz. Böyle. Ali sen benimle dalga mı geçiyorsun? Hı? Burada saatlerdir uğraşıyorum. Ben seninle kaç defa konuşacağım bunu? Başkasının bakasına karışma. Nece anlatacağım ben sana bunu? Özür dilerim. Kendimi tutamadım fikir bulunca. Ama mitral kapağın anormal insersiyonu en büyük problem. Onu çözersek... Mitral kapağın yeri değişmez. Böyle bir prosedür yok. Ama septal miyektomi ile bir çıkış yolu bulursanız... kapağı daha normal bir pozisyona yerleştirebilirsiniz. Anterior yaprakçıya bağlayacak yer yok, tamam? Denenebilir ama, denenebilir bu. Ali, çocuğun 2 saati kalmış olsaydı denenebilirdi. Ama çocuğun 2 yılı var. Bunu elinden alamam. Çocuğu ben buradan kefenle evine yollayamam. Anladın mı? Vakanla dön, lütfen. Eskiden orada bir gazeteci sizi arıyordu. Burada olabileceğinizi söyledim. Bir de gazeteci çıktı başımıza. Nereden çıktı şimdi ameliyat? Evet, yani biraz sessiz olsak... Tamer bizi duyabilir, duyarsa korkar. Kulaklığı var onun, duymaz şu an hiçbir şey. Ya biz haftaya Berlin'e gidiyoruz. Konseri var. Koroya kabul edildi Tamer. Yalnız çalışmaya devam ederse boğazındaki baskı artacak. Bu da durumunu kötüleştirebilir. Hemen ameliyat yapmamız lazım. Nasıl bir ameliyat bu? Ne zaman tekrar başlayabilecek? Bir ihtimal ameliyattan sonra yüksek notalara çıkamayabilir. Ne? Bir ihtimal. Dışarıda konuşsak. Ağzınızdan çıkanı kulağınız duyuyor mu sizin ya? Sakın dokunmayın çocuğuma. Bakın sakın. Çocuğumun geleceğiyle oynatmam size. Bakın eğer yapmazsak bu durum tekrarlayacak. Ve gittikçe de kötüleşecek maalesef. Tek başıma büyüttüm ben bu çocuğu. Tek başıma. Çekti gitti, babası hamileydim daha. 3 yaşından beri kurslara taşıyorum ben oğlumu, kariyeri için. Keşke parka götürseydiniz. Ne diyorsun sen ya? Şimdi geçtiniz karşıma, şarkı söyleyemeyecek diyorsunuz bana. Ne biçim doktorsunuz ya siz? İstemiyorum ameliyat falan. Sakın çocuğuma dokunmayın. İstemiyorum ameliyat falan. Berlin'de bir doktora götüreceğim oğlumu. Ama... Aması maması yok. Verin ilacı, kaldırın, biz gidiyoruz. Ali. Nasıl? Güzel değil mi hastanemiz? 5 yıldızlı otel gibi. Lüks, bayağı lüks. Bence şanslıyız. Kulaklıklarını çıkarsan daha rahat sohbet ederiz. Çizgi film açayım mı sana? Su vereyim. Boğazına iyi. Dur. Su. Ah. Hop. Ne yapıyorsunuz siz? Hastane suyu içirecek değil mi oğluma? Bakın, ben size sizin doktorluğunuzu istemediğimi söyledim. Lütfen. İşinizi bitirin, gidelim biz buradan. Sohbet etmek için gelmiştim. Sohbet sevmez Tamer. Olmaz. İnsanlarla konuşmazsa çok yalnız kalır. Olmaz. Ben varım. Hı? Hem size ne ki? Siz niye her şeye karışıyorsunuz böyle bu kadar? Evet. Şimdi top oynayacağız çocuklar. Ama önce ikili grupları oluşturmamız gerekiyor. Herkes kendine bir eş seçsin, sonra burada sıra olsun. Tamam mı? Hadi bakayım. Şurada ikili sıra olun. Bırak. Tamam. Şimdi toplarınızı alın, oynayın. Hadi çocuklar, alın toplarınızı. Al hadi, al. Tut topu. Yavaş, hadi. Yavaş çocuğum, hadi geçin oraya. Öğretmenim ya, Ali kaldı bana, istemiyorum. Kızım, sadece bir derslik, oynayıverin işte. Oynayamaz o, konuşamıyor bile, istemiyorum onunla oynamak. Kızım, o da sizin arkadaşınız. Değil işte, annem onunla arkadaşlık yapma dedi. Öbür arkadaşların seninle de oynamaz yoksa dedi. İstemiyorum. Tamam kızım. Sen geç. Çocuğum, al sen de bununla oyna. Al hadi. Al çocuğum. Burada oyna, bir şey olmaz. Ben gelirim ara sıra, benimle oynarsın, tamam mı evladım? Hadi bakayım. Adım Ali. Arkadaş olalım mı? Doktor bey. Olmaz. Arkadaşları olması lazım. Yoksa çok yalnız kalır. Siz hala burada mısınız? Bakın bitirin işimizi gidelim. İş arkadaşlarım bekliyor. Toplantım var benim. Lütfen hadi. Adil hocam, Adil hocam. Siz haklıymışsınız, doğruymuş. Sana da günaydın çocuk. Hangi konuda haklıymışım bakalım? Nazlı. Ya, ben sana ne demiştim? Oğlum biz de bir şeyler yaşadık gençken, biliriz bu işleri. Ama ben yaşamadım, böyle şeyler bilmem ben. Şşş, tamam. Gel şöyle, gel şöyle. Bak panik yapacak bir şey yok. Birinden hoşlanmak çok güzel bir şeydir. Nasıl yok? Var. Siz de biliyorsunuz benim. Bakın benim 4 tane temel duygum var. Mutlu olurum, üzülürüm, kızarım, korkarım. Bu kadar. Ötekileri bilmem ben. Hayali bile kurmadım. Kuru zaman. Nasıl? İşte hayalinde Nazlı'yla kendini bir araya getir. Belki de çok hoşuna gidecek. Mantıklı. Hı-hı. Nasıl yapacağım bunu? Hayali kurmayı. Böyle gözünü kapatacaksın. Nazlı oradan gelecek. Sen bir ara... Sen o kadar büyüdün mü ya? Sen şimdi bir kızdan hoşlanıyorsun. Sen de beni artık iyice sulu göz yaptın ha. Bana ne ya, ne yaparsan yap. Ben ama nasıl yapayım, belli etmeden... Ya belli edersem? Nasıl üzgündür şimdi? Evet. Hadi bakalım başlayalım. Neler hazırladım bakın. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Doktor elinden kahvaltı ha. Ya bugünleri de mi görecekti bu güzel gözler? Senin gözünü kastettim bu arada. Arada kaynamasın gülüm. Bak ya. Börekler aldım, omletler yaptım. Neler hazırladım sizin için. Bunların hepsi bitecek ona göre. Tamam. Aç ya. Bak ben şey diyorum. Bu yaz böyle tropik bir yere, bir tatile mi gitsek ha? Tropik. Güzel bir tatil yaparız. Hı? Ne dersin? Nazlı iyi misin sen? İyiyim. Şahaneyim. Ha, günaydın Ali, hoş geldin. Gel bak kahvaltı var. İyi misin sen? İyi değilim, çok heyecanlıyım. Aa, neden? Ya Demir'i gören oldu mu? Yok. Kesin devrilmiştir bir yerlerde. Hiç uyumadan çalıştırdılar çocuğu, perişan olmuştur. Hala nöbetçi mi o? Bu yanık vakasını cebinden ödedi ya, cezalı. Hala uyutmadılar mı? Hala uyutmadılar. Ben gidip bakacağım ona. Yiyeceksin. Yerim, tamam. Ben de çay getiriyorum. Herkes içiyor değil mi? Olur. Dereotu çok yakışmıyor. İyi misin? Ya Allah Allah. Niye herkes bunu sorup duruyor ya? İyiyim. Dün çok üzgündün kaybettiğin hastan için. Geçti mi? Geçti Ali'cim. Gördüğün gibi işimdeyim, gücümdeyim. Ve kurt gibi açım. Hadi gelsene. Çay geldi. Teşekkür ederim. Yiyorsunuz değil mi? Ay Nazlı çok güzel oldu ya. Gül'ün bir öğren bakalım. Nöbette adli tıptan kim var? Kapat o telefonu, kapat. Bir dakika. O otopsi olmayacak. Yetkililerle konuştum. Sonra bilin. Sağlık Bakanlığı'na bildirdim. Bir soruşturma başlatacaklar. 2-3 ay sürer. Bana haber vermiyorsun, bakanlığa bildiriyorsun. Bakanlığa tabii ki bildireceğim. Sana da zaten haber vermeyeceğim. Çünkü ben hastalarımı düşündüğüm kadar doktorlarımı da düşünürüm. Eğer bir gün sen de oturmak istiyorsan benim koltuğuma, benden sana küçük bir tavsiye, sen de aynısını yap. Kim yaptı Adil Hoca? Hanginizin hatası bu? Ne fark eder? Yetkililer bu durumu çözecekler zaten. Eğer bir gün bu hastaneye başhekim olmak istiyorsan, bu meseleyi aramızda tutarsın. Ve insan kaybetmek zaten zor. Bir de teftiş korkusu salma insanların içine. Ona ben karar veririm. Hiç korkmayalım, tamam. Doktor abi niye edecek seni? Edecek tabii. Çek ya. Edecek tabii. Bir dakika Güneş. Hoppa. Steteskop. Tamam. Teşekkür ederim doktor abi. Ferman. Yapabileceğim bir şey var mı? Dua et yeter. Bekle. Ölç. Ne kadar? Tam tamına 14 hocam. Tut. Septal doku beklediğimden daha sert. Yeterli izni vermeyecek. 13 milime iniyoruz. Hocam ama öyle mitral kapağı destekleyemeyeceğimizi düşünmüştük. O teoriydi. Bu hastanın kendisi. 13 milim. Devam. Terim al. Demir aspiratör. Biraz daha. Ne kadar oldu? 1 saat 16 dakika. 2 saati geçmesin demiştik hocam. Birazdan bitecek. Evet, 13 milim. Ölç. Tamam hocam, 13. Bakalım. Çok mu ince? Hocam kapanmayabilir. Diğer taraftan açtık. Mitral kapağın yeterli desteği yok. Hata yaptım. Hata yaptım. Suç bilimi yaparak hata yaptım. Hocam, şurada bir bağlantı noktası mı var? Bir dakika. Hocam 14 milimdeyken görememişiz. Subvalvular duvarların arasına saklanmış. Bağlantı noktasını kullanıp mitral kapakçığın yerini değiştirebiliriz. Ali'nin fikrini yapabiliriz. Uyguluyoruz. Devam. Sütür. Acele. Demir. Makas. Al. Evet. Çıkarabiliriz bypass'tan. Hadi. Hadi çocuk. Hadi. Hocam 12 saniye elektrotları vereyim mi? Daha değil. Sakin. Ne kadardır bypass'ta? 2 saat 32 dakika. Zamanımız kalmadı. Hocam şok vermemiz lazım. Daha değil. Hocam elektrotları... Daha değil. Hadi Adem. Hadi yakışıklı çocuk. Annenin yanına dön. Hadi yakışıklı çocuk. Annen seni bekliyor, hadi. Hocam. Demir, daha değil. Hocam. Ver. Hocam. Aferin çocuk. Aferin Adem. İşte bu be, bu. Demir. İyi iş çıkardın. Arkadaşlar hepiniz iyi iş çıkardınız. Sağ olun hocam. Ya inanmıyorum ya. İnansan iyi olur çünkü birinin hastayı kapatması gerek değil mi? Bu işte bu. Demir. Ciddi, biraz daha ciddi hadi. Tamam hocam. Müsait misin? Hı. Bak çok kötü olay çıkacak demedi deme. Ne oluyor? O Tanju denen herif iyice cozuttu. İşin en kötü tarafı adam haklı. Çünkü hastanede kimse işini yapmıyor, herkes dedikodu peşinde. O evlilik lafını kim çıkardıysa onu gideceğim. Ben çıkardım. Şaka. Keşke. Sen o gün bana nereye gittiğini söylemedin. Kıvılcım da çok üstüme gelince ben bilmiyorum diyemedim. Öyle bir anda çıkıverdi ağzımdan. Ben bile inanamıyorum kendime. Kızdın. Evlenmek mi istiyorsun sen benimle? Ferman. Hı? Çocuklarımı doğurmak istiyorsun sen benimle. Ferman lütfen gider misin? Çok utanıyorum. Lütfen yapma. Leyla hiçbir yere gidemem. Gitmeyeceğim. Eğer söylemeseydin çocukları biçecektim. Yalnız bunu uzun süre kullanırım, haberin olsun. Bir şey daha var. Hamileyim dedin millete değil mi? Saçmalama. Ne? Ne bu? Vekaletname. Bir gün benim başıma bir şey gelirse kararı sen ver istiyorum ben. Bak o gün nereye gittim bilmiyorum. Ailene ne oldu bilmiyorum, sormayacağım da. Sen istediğin zaman anlatırsın bana. Ama şunu bil, gerçek ne olursa olsun, bak Ferman ne olursa olsun, ben seni sevmeye devam edeceğim. Gel buraya. Çok garip. Tamam be... Behzat Bey, bana söylediğiniz teklifle bize sunduğunuz teklif çok farklı. Yani bu Behzat Bey, biz bunu buluşup yüz yüze konuşabilir miyiz? Anladım. Siz beni arayacaksınız. Peki. Bekliyorum. Beliz'im, yatırımcının attığı teklifi gördün mü? O para bizim hiçbir şeyimize yetmez. Dalga geçmeye mi geldin? Hayır Beliz, tam aksine. Çünkü sana ne kadar kızarsam kızayım, unutma ki bu hastane benim de hayalim. Al. Tanıştırayım. Adem, Kırşehirli bir ailenin oğlu. Kalp hastası, ameliyat olması lazım fakat ailesinin durumu yok. Ve ameliyatını biz yapıyoruz. Ücretsiz. Ondan sonra da ben bütün bağışçıları tek tek geziyorum. Hem biraz sempati topluyoruz, hem de bu güzel çocuğun hayatı kurtuluyor. Beliz'in tatlılığına bak ya. Yalnız bu çocuk bizim broşürde acayip güzel duracak. Hı? Aferin bana. Hı? Aferin sana. Tam bir fırsatçılık. Ne alakası var canım? Aa, ay sizin bu sahte ahlak bekçiliğiniz de çok sıkıcı ha. Çocuğun hayatı kurtulacak diyorum. Ya ailesinin yerine koysana bir kendini. Oğlun hasta, ameliyat ettiremiyorsun ve bir gün biri karşına çıkıyor ve diyor ki oğlunuzun ameliyatını ücretsiz yapıyoruz. Fakat broşürümüzde küçücük bir fotoğrafını kullanacağız. Üstüne atlamaz mısın yani bu teklifin? Çocuğun hayatı kurtulacak diyorum. İyilik değil de nedir bu? Bak Kıvılcım. Çocuğu ücretsiz ameliyat ederim. Seve seve onay veririm. Ama yani bu çocuğun fotoğrafını broşürde kullanmak benim yani içime sinmiyor. Vallahi sinecek artık Beliz çünkü ben bu çocuğu Kırşehir'den getirdim bile. Kıvılcım. Ayrıca Medü Jurnal dergisinin muhabiri aşağıda röportaj için bizi bekliyor şu anda. Bu arada Ferman'a sen mi söylersin, ben mi söyleyeyim? Anladım. Sen söylemek istiyorsun. Bence şahane. Öpüyorum. Ferman, konuşabilir miyiz? Yanımdan ayrılma. Adem Kunduracıoğlu 6 yaşında Kırşehir'den geldi. Çocuk koğuşuna döndük. Pediatrisi yok mu bu hastanenin ya? Adem kalp hastası. 6 kardeşin en küçüğü. Babayı iş kazasında kaybetmişler. Anne Saadet Hanım tek başına büyütmüş çocuklarını. Kadının bu tedaviyi karşılayacak parası da güvencesi de yok. 5 hastane geri çevirmiş. Biz ücretsiz üstleneceğiz tedavisini. Yapar mısın? Tabii ki yaparım. Ne diyeceğimi sanıyorsun? Ne cevap vereceğim buna? Gel benimle. Demir. Aferin, Kocaman aç böyle, kocaman. Ha, oh, yarasın. Merhabalar. Ben Doktor Ferman Eryiğit. Ben ilgileneceğim oğlunuzla. Allah razı olsun. Siz hiçbir şey yememişsiniz. Bütün gece yoldan geldiniz. Yerim ben. Önce yavrum yesin de. Bakalım yakışıklı Adem'in nesi varmış. Şimdi Adem Bey, izniniz olursa göğsünüzü açabilir misiniz? Sadece dinleyeceğim, tamam? Tamam doktor abi. Steteskop. Evet, steteskop. Peki sen nereden biliyorsun? Gide gele öğrendi çocuk. Hadi aç yavrum. Aç da dinlesin doktor abim. Hadi bakalım. Sakın korkma. Normal aldığın gibi nefes almaya devam et, tamam mı? Güvendesin. Devam et. Sakın korkma, tamam? Nefes almaya devam et. Kapatabilirsin. Birkaç test yaptırıp ondan sonra konuşmamız gerekiyor, tamam? Beliz Hanım, dışarıda konuşabilir miyiz? Tabii. Geçmiş olsun. Allah razı olsun. Bay bay. Hastanelerin çocuğu neden almadığı belli. Nasıl yani? Beliz, 80 yaşındaki adamın kalbinden daha iyi ses alıyorum ben. Yani birine yardım etmek istiyorsanız dışarıda binlerce çocuk var ya kurtarılmayı bekleyen. Ama bu çocuğa kimse yardım edemez. Keşke bana sorsaydın almadan. Bilerek yaptı. Tanıtım da değil, yardım da değil. Senin istatistiklerini düşürüp benden intikam alacak. Ne tanıtımı ya? Çocuğu Kıvılcım getirdi. Yardım edeceğiz. Hem de hastanenin tanıtımı yapılır dedi. Muhabir bile çağırmış mıydı şunlardan? Doktor Kayasemiz, ameliyathaneden bekleniyorsunuz. Yuh! Ya sen niye uyuyorsun şu kadına? Niye? Tutmuş çocuğu buraya kadar kolundan getirtmiş de diyeceğim ben annesine. Çocuğunuza kimse yardım edemez. Buraya boşu boşuna geldiniz mi diyeceğim. Gerçekten yapamaz mısın? Söylediğin her şeyde haklısın. Gerçekten. Kıvılcım'ı geç, beni de geç. Ama benim tek düşündüğüm Adem. Ya biz de mi yüzüstü bırakacağız onu? Demir. Sayın Suzan Çelik. Sayın Suzan Çelik. Yeni bir hastamız var. Teşekkür ederim. 22 numara. Transözofageal eko yapacaksınız. Kardiyoloji bölümünü ara. Uzman göndersinler. Sonuçları beraber inceleyeceğiz. Bir de çok mu zenginsin sen? Yani babanın çok mu parası var? Anlamadım hocam. Diyorum ki bu hastaneden gelen herkesin ücretini sen mi ödeyeceksin? Hocam özür dilerim. Ya benim ihtiyacım yoktu. Belki bir işe yarar dedim. Bir daha hastalarla birbirinize bir şey alıp verdiğinizi görmeyeceğim. Tamam hocam. Bir de Medya Jurnal muhabiri gelmiş. Röportaj istiyormuş. Sen iyi fotoğraf verirsin. Hocam ama benim göz altlarıma bakar mısınız? İyi uyu Demir. Uykunu al. Adem. Adem. Hadi oğlum uyan. Hadi kalk gidiyoruz. Hadi baba. Hadi anneciğim. Saadet Hanım, dur. Bir şey isteyeceğim senden, benimle gel. Beni vazgeçir. Anlamadım. Çocuğun ameliyatı çok riskli. Kalbini durdurup bir makineye bağlayacağız ve çıkardığımızda tekrar atma olasılığı çok düşük. Bak ben konuşayım, sen ver kararını, tamam. Çocuğunun kalbinde 25 milimlik bir boşluk var ve bunun 8 milim olması gerekiyor. Ben bunu ne kadar indirmem gerektiğini bilmiyorum çünkü böyle bir prosedür yok, örneği yok. İşin kötüsü kalp kapakçığı deforme. İtaatkar olmayan bir asistanım kapakçığın yerini değiştirmeyi teklif ediyor fakat arteriyor. Yani bu kapakçığı bağlayacağımız yer de yok. İşin özeti şu. 6 yaşında bir çocuğa açık kalp ameliyatı yapacağız. Damarları incecik. Ne kadar küçük parametrelerle çalışacağımızı anlatmaya çalışıyorum sana şu an. En ufak milim bir hata bile yapacak olursak eğer... Yavrumun kalbi atmayacak. Ben kararımı verdim. Ya beni vazgeçir... ya da ben bu ameliyatı yapacağım. Ben önce Allah'a, sonra sana güveniyorum. Kurtar benim oğlumu. Adem'in yanında ol. Görüşeceğiz, tamam? Allah razı olsun. Doktor Efe Demir, onkoloji bölümünden bekleniyoruz. Nerede bu kupa ya? Doktor Nergis Şen. Adil'den bekleniyorsun. Yeter, dur. Elin ayağın titriyor. Ne yapıyorsun? Otur. Vallahi başka yolu yok. Düşüp uyuyacağım şimdi ya zaten. Zaten her şey üst üste geldi bugün. Demir, sabahtan beri eline bir bistüri, bir iğne bir şey aldın mı? Birine kesici delici bir müdahale yapmana izin verdiler mi? Vermediler. E ceza nöbetindesin çünkü. Bak bu çok eski bir gelenektir bu hastanede. Zamanında bir tane hoca başka bir hocaya çok kızmış. Onu evine göndermemiş. Hatta hiçbir şey yapmasına izin vermemiş. Daha sonra diğer servisler de aynı şeyi kendi asistanlarına yapmışlar zamanla. Böyle bir gelenek mi var? Sen kaç saattir nöbettesin? Saymayı bıraktım, 40-50 oldu herhalde. Gün sonuna kadar sık dişini, ceza rekoru senin olacak. Hatta şunu da bil, bu rekor hala senin hocalarından birinde. Hadi ya, Ferman Hoca mı? Asla söylemem. Yani Tanju Hoca değildir herhalde. Bak, sen bu işi ne kadar istediğini göster onlara. O zaten dayanamaz, gelir konuşur seninle muhakkak. Demir, benimlesin. Ferman Bey. Daha değil. Septumu 14 milime indireceğiz. Demir. İyi misin? Kendinde misin? Ayık mısın? Evet hocam. Bak bu çocuğu kurtarmamız gerekiyor. Günlerdir uyumuyorsun. Eğer yorgunsan bana söyle, başkasını alayım ameliyata. Yapmayın. Ben Adem'i tanıdım, yardımcı olmak istiyorum. Uyumayı bırakın, söz veriyorum, gözüm bile kırpmayacağım. Söz. Ben de. Gidip alalım şu çocuğu. 14. Ayça Hanım ikna olmuş. Tamer iyileşecek. Acil hemen hazırlıklara başlamamız lazım, hemen. Sevinmedin mi lan? Bir şey mi olmuş? Benimle konuşmak ister misin? Ya galiba isterim. Ali, ben bu ameliyata giremem. Korkuyorum. Hayati tehlikesi yok ki. Daha kötü ya işte. Ya bir hata yaparsam geçen sefer yaptığım gibi? Ya küçücük bir çocuğun hayallerini çalmış olmaz mıyım? Senin hayallerin ne olacak peki? Cerrah olmak senin hayalin değil miydi? Bak ben bu hastaneye girdiğimden beri ne kadar çok hata yaptım. Ferman Hoca beni sürekli azarlayıp durdu. Ne yapsaydım? Vaz mı geçseydim her şeyden? Bence bunu yapmak çok büyük yanlış olur. İnsanlar hayallerine tutunmalı. Yani öyle diyor Adil Hocam. Bence sen de git, sana da söylesin, olmaz mı? Hiç gerek kalmadı, biliyor musun? Çok etkili bir konuşma yaptım galiba. Vallahi çok etkili bir konuşma yaptın. Bazen sana hiç inanamıyorum Ali. Neden? Güvenilir değil miyim ben? Hayır. Senin gibi birinin gerçekten var olabildiğine inanamıyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok çok teşekkür ederim. Ama bitmedi işimiz. Benimle gelir misin? Nereye? Gel kendin gör. Hadi. Hocam. Nazlı. Tamer'in ameliyatını ben yapmak istiyorum. Oldu. Hayati risk yok ki. Nazlı, çocuğun geleceğine mani olabilir. En ufak bir hata çocuğa bir daha şarkı söyletmeyebilir. Anladın mı? Tamamen bana bırakın demiyorum zaten. Ki böyle bir yetkim yok. Siz de orada olursunuz. Ben bir hata yaparsam müdahale edersiniz. Hep bize bir şeyler öğretmiyor musunuz? Bu da bir ders işte. Olmaz. Bakın hocam. Evet. Ben dün bir hastamı kaybettim. Eğer o neşteri bugün tutmazsam bir daha tutamayacağım. Beni önemsediğinizi biliyorum. Cerrah olarak yani. Lütfen. Ameliyata hazırlan. Son bir şey daha var. Evet. Birinci asistanım Ali olacak. Hı. Cevap bile vermiyorum. Çocuğu o ikna etti. Ya siz de oradaydınız hocam. Hiçbirimiz konuşamadık, bağ kuramadık. Sadece Ali'yi dinledi. Aynı şey değil, tamam? Aynı şey değil. Sen konuş. Ben konuşamam, korkarım. Korkma. Ya sen az önce benimle konuşmadın mı? Ha? Beni ikna etmedin mi sen? Allah, senin gibi değil. O bana kızar, korkarım. Cerrah olmak senin de hayalin değil mi? Ne diyordun az önce bana? Hayallerinin peşinden koş. Sen de hayallerinin peşinden koş. Git söyle, bu benim hayalimdi. Ya senden duyması lazım, hadi. Yapacağım. Yapacaksın. Hı, yapacağım. Koş. Yapacağım. Hocam, Ferman hocam. Evet Ali. Bu ameliyatta birinci asistan olmalıyım. Az önce cevabımı verdim, duymadın mı? Cevap vermediniz ki. İyi o zaman vereyim, hayır. Git. Git. Hocam. Tamam, benim hatalarım oldu. Ama kurallarla ilgili. İnsanlar, hastalar üzerine hiç hata yapmadım. Bence ben birinci asistan olmak için uygunum. Ali. Hocam. Bu benim hayalim. Eğer başaramazsam cerrahlık hayalimden vazgeçeceğim. Ciddi misin sen? Evet. Söz veriyorum. Eğer başaramazsam dediğiniz gibi başka bir bölüme verin beni. Aspiratör tutmaktan fazlasını yapmak istiyorum. Bu çocuğa yardım etmek istiyorum. Bu sözünü unutma. Bu evet demek mi? Evet. 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 Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.